Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere Acıbadem Kurabiyesi'nin yapımı ve tarifini videomda paylaşıyorum. Yapımı ve tarifini sözlü ve görsel olarak paylaştım. Sizler de deneyin. Tabii Acıbadem'de en büyük faktör haşlama ve fırın süreci. Haşlamak kadar fırın da çok önemli. Fırında çatlatmak çok önemli. Dikkat etmek gerekir derecesine. Fırına attığımı zaten söylüyorum. İlk 20 dakika kapak hiç açılmaması lazım. İyi bir acıbadem almak için. Sizler de deneyin. Afiyet olsun. 1,5 kilo toz şeker. 1 kilo toz fındık. 16 veya 17 tane yumurta beyazı ayırdım. Sertliğine göre yumurta beyazı ayırabiliriz. Yumurta beyazımızı koyduk. Tahta kaşık yardımı veya elle yumurta beyazımızı yediriyoruz. Acı bademimizi ocağa kısık ateşte koyduk. Şeker erinceye kadar tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Şekerimiz eridi. Şimdi ocaktan alıyoruz. Sıvı bir kıvam alıyor zaten. Acı bademimizi ocaktan alıp tezgaha döktük. Şimdi tezgahta soğumasını bekliyoruz. Isıtmış olduğumuz 100 derecelik fırına acı bademlerimizi attık. İlk 20 dakika fırının kapağını hiç açmıyoruz. Acı bademlerimizi fırından çıkardık. Soğuduktan sonra yapıştıracağız birbirine. Acı bademlerimizi şimdi kağıdından çıkaracağız. Suyla kağıdı ıslayıp temiz bir sünger, temiz bir suyla kağıdı ıslatıyoruz. Bu şekilde. Kağıdımızı süngerle ıslattıktan sonra suyla 2 dakika bekleyip çıkartacağız. Evet, acı bademlerimiz kağıtlardan çıkardık. Yapıştırıyoruz birbirine. Temiz bir tavaya. Gördüğünüz gibi diziyoruz.